Ömer, çok teşekkürler sana ve konuklarına. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Başkan Hasan Arat'ın bu Almanya seyahatinde ilk gittiği günden itibaren Salı sabahı Sayın Başkan Almanya'ya uçmuştu. Aslında çok yoğun temaslarda bulunacağını Aspor ekranlarında yaptığımız hemen hemen her bağlantıda altını çizmiştik. Sadece teknik direktörlük konusu değil, hem sportif direktörlük hem yeni sezon kadro planlaması kapsamında Sayın Başkan'ın bu temaslarda bulunmak için Almanya'ya gittiğini ifade etmiştik. Aslında Nuri Şahin konusunda özellikle belki Beşiktaşlı futbol severlerin ya da tüm futbol severlerin bir aslında karmaşık durum oluşmuş durumda bu anlamda. Kafalarda bazı soru işaretleri de oluşmuş olabilir. Çünkü ilk günden itibaren aslında Nuri Şahin konusunda iki farklı kanattan, yani Beşiktaş kulübü yetkililerinden ve Beşiktaş kanadından gelen haberlerle Almanya basınından, Almanya kanadından gelen haberler tam tersi yönünde. Beşiktaş kulübü yetkilileri Nuri Şahin konusunu ilk günden bu yana hiçbir şekilde aslında yalanlamadı. Tam aksine bugün özellikle Türkiye saatiyle 15'te, hatta yaklaşık 1,5 saat önce planlanan bir görüşme olduğunu, Sayın Başkan Hasan Arat ve Nuri Şahin'in bir araya geleceği bir toplantının olacağını Beşiktaş kulübü yetkilileri de doğrulamışlardı. Bugün bu görüşmenin olacağını aslında Beşiktaş kanadı doğruladı. Fakat Almanya basınından çok flaş bir iddia geldi. Bild, Almanya'nın çok önemli spor gazetelerinden bir tanesi ve Bild gazetesi az önce geçmiş olduğu bu flaş haberde şu ifadeyi aktardı. Nuri Şahin konumunda Borussia Dortmund konusuna gelen herhangi bir görüşme talebi söz konusu değil ve Nuri Şahin'in Türkiye'ye gitmesi şu an için söz konusu değil. Burada belki bir noktanın altını çizmek lazım. Bu haberde ifade edilen önemli bir nokta var bence. Oradaki şu an kavramı belki önemli bir detay olabilir. Şu an için bu konuda Nuri Şahin konusunda gelen iki farklı bilgi var. Beşiktaş kulübünden gelen bilgi ve Almanya kanadından gelen bilgi tam tersi yönünde. Biraz karmaşık bir durum oluştuğunu kabul etmek lazım. Burada özellikle önümüzdeki bir iki günlük süre içerisinde Sayın Başkan Hasan Arat'ın yarın öğle saatlerinde Almanya'dan tekrar Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Sayın Başkan'ın Türkiye'ye dönüşüyle birlikte bence bu konu, özellikle Nuri Şahin konusu biraz daha netlik kazanacaktır. Ama Beşiktaş'ın şunu da bence belirtmekte fayda var Ömer. Nuri Şahin konusu Beşiktaş'ın teknik direktör adayları listesindeki tek isim Nuri Şahin değildi. Biz bunu yine bu ekranlarda belirtmiştik. Beşiktaş'ın temasta bulunduğu farklı yabancı teknik direktör adayları da vardı. Bundan sonraki süreçte özellikle teknik direktör konusunun kısa süre içinde netliğe kavuşmasını zaten beklemiyoruz. Beşiktaş'ta her şey adım adım olacak. Bir sportif direktör konusu var. Öncelikle Sayın Başkan ve tüm yönetim kurulu üyeleri bu sportif direktör konusunu netliğe kavuşturmak istiyorlar. Yaklaşık 2 saat önce yine bu ekranlardan paylaşmıştık. Devin Özek ismi, Bayer Leverkusen'de futbol direktör yardımcısı Devin Özek, 29 yaşında çok genç bir futbol adamı. Beşiktaş'ın yeni sezonda sportif direktör anlamında takımın başına getirmeyi planladığı ve yeni sezon kadro planlamasını, kadro yapılanmasını emanet etmek istediği isimlerin başında Devin Özek geliyor. Önce Beşiktaş'ta bu konu netlik kazanacak. Sonrasında Devin Özek'le beraber ya da diğer sportif direktör, artık burada yönetim kurulunun son kararı hangi isim olursa teknik direktör konusundaki karar sonrasında verilecek ve hızlı bir şekilde de yeni sezon kadro planlaması başlayacak. Ben bir kez daha bağlantının başında ifade etmiştim. Tekrar edeyim, Nuri Şahin konusunda evet Beşiktaşlı taraftarların da bu anlamda kafalarında soru işaretleri oluşmuş olabilir ama Beşiktaş kanadından gelen ve Almanya kanadından gelen haberler bu anlamda tam tersi yönünde. Beşiktaş kulübü yetkilileri Nuri Şahin görüşmesini hali hazırda bu saat itibariyle dahi onaylıyorlar. Böyle bir görüşmenin olduğunu ve bu sürecin, bu temas halinde devam eden sürecin olduğunu kabul edip onaylıyorlar. Fakat Almanya kanadından gelen haberlerse tam tersi yönünde. Bild gazetesinin haberi, Nuri Şahin konusunda Borussia Dortmund kulübüne gelen herhangi bir görüşme talebinin olmadığı ve Nuri Şahin'in de Beşiktaş'a, daha doğrusu Türkiye'ye gidişinin şu an için söz konusu olmadığı yönünde. Bu sürecin ben en azından kısa süreçte netlik kazanmasını beklemiyorum. Özellikle Sayın Başkan'ın yarın Türkiye'ye gelişine beraber Beşiktaş'ta bazı konular daha netliğe kavuşacak gibi görünüyor Ömer. Furkan, Devin Özek ismini aktardım bizlere. Devin Özek eğer Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olursa
Almanya menşeli bir teknik adam mı Beşiktaş'ın başına geçecek? Yani Nuri Şahin konuşuluyor, Hansi Flick konuşuluyor. Ya da bilmiyorum başka bir isim mi olur ama Devin Özek eğer Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevine getirilirse bunu tamamen senin bir yorumun ya da camianın içindeki görüşlere bakarak değerlendirmeni rica edeceğim. Beşiktaş Almanya menşeli bir teknik adamla mı yeni sezonda yoluna devam edecek? Bunu bence sadece Almanya özelinde sınırlamamak lazım Ömer. Evet, bir yabancı teknik direktör profili yeni sezonda sportif direktörle beraber belki bu planlama çok daha akıllara yatacak gibi görünüyor ama en azından Hansi Flick konusunda ben şunu söyleyebilirim. Yine bu ekranlardan paylaşmıştık. Hansi Flick çok önemli bir teknik direktör. Fakat Beşiktaş'ın hali hazırda mevcut mali yapısını düşündüğümüzde çok da gerçekçi bir isim olarak görünmediğini de kabul etmek lazım. Hansi Flick'in maaş ortalaması eğer yanlış bilmiyorsam Mahmut Hocam, Sayın Mahmut Alparslan belki çok daha iyi bilecektir. 7-8 milyon euro düzeyinde bir maaş düzeyinde bir geliri bir beklentisi vardı. Aslında Beşiktaş kulübünün Sayın Hasan Arat'ın da hem seçim döneminden de aslında hep hayal ettiği isimlerden birisi Sayın Hansi Flick'ti ama bu süreç şu an için çok olumlu görünmüyor. Ömer en azından Hansi Flick konusunda bunu söyleyebilirim. Bir Almanya ya da başka bir Avrupa menşilli bir teknik direktör profili olabilir mi? Benim en azından şu an edindiğim izlenim, bunu tamamen yorum üzerine söylüyorum, bir bilgi üzerine söylemiyorum. Beşiktaş'ta yeni sezonda Sayın Başkan Hasan Arat'ın kurmak istediği model bir sportif direktör ve bir yabancı teknik direktör üzerine. Ama burada da bazı mali kriterler var, bunu da kabul etmek lazım. Beşiktaş'ın şu an için takımın başına getirmek istediği teknik direktör, yabancı teknik direktör profilleri gerçekten rakamları, kapıyı çok yüksek rakamlardan açan profiller. Bu anlamda da ibre ilerleyen günlerde yerli teknik direktörlere de dönebilir Ömer. Peki, çok teşekkürler Furkan Yıldız. Beşiktaş'taki teknik adam sürecini bizler de sen gibi takip etmeye devam edeceğiz ve bilgileri senden alacağız tabii ki, ağzına sağlık diyelim. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz ama Zeki abi Fenerbahçe noktasını bir tamamlayalım istersen. Son olarak Beşiktaş'ta konuşalım, iyi konuşacağız. Mert Hakan'ı bekliyorum dedin. Şimanski, Fred'in yanında dedin. Ben öyle bir deneme yapmış hoca. Yani böyle bir ihtimal var. Tabii böyle bir ihtimal var. Ama hani mantıklı geldi mi? Ya hoca görüyor onları. Hani bana bakar, olabilir. Niye olmasın? Hani belki şöyle düşünmüş olabilir. Çünkü Şimanski çok enerjik bir oyuncu. Belki bu tercihi Fred de düşünmüş olabilir. Hoca Fred'le bir toplantı yapmıştır. Artık İsmail Yüksek bir süre aramızda olmayacak. Takım içinden, çünkü çok vizyonlu, lider oyunculardan biri Fred. Fred'e demiştir ki burada en mantıklısı kim olur? Şu adaylardan.